Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Xiaomi'nin S9 model robot süpürgesi. Bu model şu anda gelişmiş bir robot süpürgeden bekleyeceğiniz tüm güncel teknolojilere sahip. Yani süpürge yapabiliyor, paspas yapabiliyor, onun üzerine kendi toz haznesini otomatik olarak boşaltabiliyor ve bunu rakiplerinden çok daha uygun bir fiyata yapıyor. Test etmeyi çok istediğim modellerden bir tanesiydi. Viome ekibine inceleme için bu ürünü bana yolladıkları için teşekkür ediyorum. Hemen bir kutu açılımıyla başlayalım. Bu videoya her zamanki gibi kutu açılışıyla başlayacağız. Ondan sonra birlikte kurulumunu yapacağız, birlikte testlerini yapacağız ve süpürgeyi birlikte keşfedeceğiz. Yani bu modeli tercih eden bir kişinin nelerle karşılaşacaksa, her zamanki gibi birlikte karşılaşacağız. Kutunun içinden ilk çıkan parçamız şu toz haznesi. Bu modeli özel kılan şey de aslında bu. Bunun şöyle üstünde bir kapağı var. Burada bir toz haznemiz bulunuyor. Şöyle bildiğiniz eski süpürgelerdeki gibi bir toz haznesi var burada. Bunun 3 litre kapasitesi var. Bu torba normal bir evin 1 aylık tozunu içinde barındırabiliyor. Buranın alt kısmında ise süpürgenin şarjı için gereken bağlantılar var ve burada bir vakum sistemi bulunuyor. Yani bunun içinde aslında yine bir süpürge var. Fakat bunun içindeki süpürgenin tek görevi süpürgemizin içinde içindeki toz haznesini içine çekmek özellikle tozla çok muhatap olmak istemiyorsanız yaya ya astımınız varsa toz alerjiniz varsa falan bu bayağı güzel bir özellik Onun dışında hemen süpürgemizin kendisine bakalım süpürgenin gövdesi piyano bilek rengine sahip fakat beyaz renk seçeneği de var kenarlarda ise şöyle hoş bir mavi detay kullanmışlar Onun dışında şu orta kısımda lidar sensörlerimiz var bu evi haritalandırmak için kullanılıyor ön kısmında şöyle çarpışma sensörleri bulunuyor yani haritalandırmanın yanında küçük nesneler ları da buradaki çarpışma sensöründen algılıyor ve bunu farklı bölgelerden de algılayabiliyor. Yani tek bir noktadan değil, birkaç farklı noktadan şuradan çarptım, buradan çarptım gibi algılayabiliyor. Arkasını çevirdiğimizde ise şöyle köşeleri desteklemek için bir fırçamız bulunuyor. Bu kenarlardaki tozları orta kısma ettiriyor. Onun dışında bayağı yüksek sayılabilecek tekerleklerimiz var burada. Yani bazı şeylerin üstüne atlarken bu yüksek tekerlekler ciddi şekilde iş yapar. Orta kısımda fırçamız bulunuyor. Böyle gırgır sistemi gibi bu yer büyük tozları topluyor. Bu fırçayı gören bazı kişiler bu aletlerin gırgır gır gibi çalıştığını düşünüyor. Fakat bunların aynı zamanda bir emiş gücü de bulunuyor. Yani sadece fırçayla temizlik yapmıyor. Boyutlarına göre ciddi sayılabilecek bir emiş gücüne sahip bu modeller. Hatta bu modelinki baya iyi. 2800 PA olarak geçiyor. PA Pascal. Eski klasik süpürgelerde emiş gücü genelde wattla adlandırılıyordu. Fakat o çok doğru bir ölçüm tabiri olmadığı için sonradan Pascal'a geçtiler. Güncel robot süpürgelerin emiş gücü genelde 2000-2400 arası oluyor. Bunun 2800 olduğunu düşünecek olursak rakiplerine göre iyi bir konumda olduğunu söyleyebilirim. Son olarak burada bir de toz haznemiz bulunuyor. Burası iki parçadan oluşuyor. Şu ortada gördüğünüz kısım tozları toplayan kısım. Dışında ise bir su tankımız bulunuyor. Su tankını şuradan kenardan doldurabiliyorsunuz. Bu modelde ekstra hoşuma giden bir şey oldu. Su tankının kendine ait bir pompası var. Yani damlatma yöntemiyle değil. Bilinçli bir şekilde pompayla suyu paspas kısmına veriyor. O yüzden içinde su bıraksanız bile gereksiz yere boşalmamış oluyor. Çoğu robot süpürgede damlatma sistemi kullanıyorlar. O yüzden içinde su bırakamıyorsunuz yoksa bıraktığınız yerden yavaş yavaş aşağı damlıyorlar. Toz haznesinin üst kısmında Şöyle kalın tozlar filtreye kaçmasın diye bir kapak bulunuyor. Onun altında ise HEPA filtremiz bulunuyor. Bunları çeşmede yıkayabiliyorsunuz fakat HEPA filtreyi yıkamamanız gerekiyor. Bu kağıttan olduğu için HEPA filtreyi yıkadığınızda tıkanıyorlar. Yani HEPA filtrenin ömrü dolduktan sonra bunu değiştirmeniz gerekiyor. Normal ev kullanımında HEPA filtreler bayağı uzun süreler dayanıyor fakat alçı, tozu falan çektirirseniz çok kısa sürede tıkanabilir. O yüzden bu aletle inşaat pisliği falan temizlemeye çalışmanızı öneririm. Yani makineye bir zarar gelmez sadece filtreyi değiştirmiş olursunuz da gereksiz uğraş. Paspas fonksiyonunu kullanmayacaksanız zaten bu filtreyle hiç işiniz olmayacak. Sadece HEPA filtreyi değiştirmek için işte belirli aralıklarla çıkarırsınız. Paspas demişken burada paspas modülümüz bulunuyor. Bunun şöyle cırt, cırt yapılı bir paspası var. Bunu çıkarıp buradan yıkayabiliyorsunuz. Ve kullanmak istediğinizde şuraya bastırıp direkt süpürgeye montajını sağlamış oluyorsunuz. Çıkartmak istediğinizde de kolay bir şekilde çıkıyor. Onun dışında paketten iki tane daha top toz torbası çıkıyor. Yani içindekiyle birlikte toplam 3 tane toz torbası ile geliyor. Videodan önce toz torbalarının ne kadara satıldığını da baktım. 5'li pakette 89 liraya satılıyordu ben bu videoyu çektiğim tarihte. Yurt dışından almak isterseniz de tanesi 2.2 dolara falan geliyor. Bu arada yedek tost torbası aratırken Viomi diye değil Xiaomi diye aratabilirsiniz. Ben Viomi diye bulamadım. Bu zaten Xiaomi ekosisteminin bir ürünü. Xiaomi robot süpürge yedek tost torbası diye arattığımda aynı modelden bulabildim. Ek olarak burada tek kullanımlık paspaslarım var. Yani şu altındakini yıkamak istemezseniz böyle tek kullanımlık paspaslar da tercih edebilirsiniz. Son olarak bir tane de yedek fırçamız bulunuyor. Kutu içeriğimiz bu kadar. Şimdi standımızı yerine yerleştirerek başlayalım. Standı evinizin müsait bir yerine yerleştirebilirsiniz. Bunun böyle yüksek bir yapısı olduğu için koltuk altlarına, dolap altlarına falan sığmıyor. Yani bir duvara falan koyacaksınızdır muhtemelen. Bunu yerleştirirken tek dikkat etmeniz gereken şey etrafında bir engel falan olmaması. Yani robot süpürgenin rahat bir şekilde buraya geri dönebilmesi lazım. Çünkü cihaz temizliği bitirdikten sonra otomatik olarak buraya geri dönüyor ve şarj oluyor. Sadece kutudan ilk çıkarttığınızda sizin bunu manuel olarak yerleştirmeniz gerekiyor çünkü hiç şarjı yok. Burada tek yapmanız gereken şuradaki iki metalin şuradaki iki metale değmesini sağlamak yani şöyle bıraktığınızda hiçbir sıkıntı olmuyor. Bataryanın dolması 2-3 saat sürecek o yüzden 2-3 saat sonra görüşürüz. Evet şarjımız doldu. Şimdi kurulum aşamasıyla devam edeceğiz. Kurulum için telefonunuza veya tabletinize öncelikle Mi Home uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Sonra burada yukarıdan artı düğmesine basıyoruz. Büyük ihtimalle bu artı düğmesine bastıktan sonra şu an bende olduğu gibi otomatik olarak cihazı bulacaktır. Fakat otomatik olarak bulamazsa şurada yukarıdaki arama bölümüne Xiaomi S9 yazdığınızda yine buradan cihazı bulup kurulumu başlatabilirsiniz. Kurulum için zaten uygulama sizi yönlendiriyor. Şu an bu iki tuşa birlikte basmanız gerekiyor diyor. Kurulum Kurulum yapmadan robot süpürgelerle ilgili çok sorulan bir soruyu daha cevaplamak istiyorum. Kurulum yapmadan cihazı kullanabilir misiniz? Şöyle üstündeki düğmeye basarak yine cihazı kullanabilirsiniz. Buradan açıp kapatabilirsiniz. Şuradaki ev düğmesine bastığınızda da otomatik olarak yerine dönmesini sağlayabilirsiniz. Yani illa kurulum yapmak zorunda değilsiniz fakat cihazın tüm ayarlarını kullanmak istiyorsanız bu uygulamadan kurulum yapmak gerekli. Şimdi ikisine basıyorum. Network. Bu sesi duyduktan sonra buradan işlem onaylandı deyip sonraki diyorum. Buraya gelen ekranda evdeki Wi-Fi'nizi seçiyorsunuz ve aşağıda normal standart internete bağlanırken kullandığınız Wi-Fi şifrenizi girip sonraki diyorsunuz. Android cihazların çoğunda bu kısmı otomatik olarak yapıyor fakat Apple'da Wi-Fi ayarlarına gidip buradaki Wi-Fi seçenekleri arasında Viomi vakumla başlayan Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. Bu cihazın Wi-Fi'yi. Bağlandıktan sonra Mi Home uygulamasına geri dönüyorsunuz ve kurulum otomatik olarak başlıyor. Kurulumu yaptıktan sonra buradan bir oda seçebilirsiniz. Mesela ben oturma odasını seçtim. Bunun çok bir önemi yok. İstediğiniz yeri seçebilirsiniz. Buradan cihazınıza isim verebilirsiniz. Ve kurulumumuz bu kadar. Gayet basit aslında. Şu anda cihaza bir güncelleme geldiğine dair uyarı aldım. Büyük ihtimal size de aynı güncelleme gelecektir. Kurulum yapmak için... Şarj ünitesine bunu geri götürün diyor. Cihazı üniteye bıraktıktan sonra buradan update diyorum. 1-1,5 dakika içinde falan güncellemeyi tamamladı. Şu anda cihazı kullanabiliriz. Burada zaten direkt haritayı çıkartmaya başladı gördüğünüz gibi. Gelelim buradaki menülerin ne işe yaradığına. Mod kısmından süpürge, süpürge artı paspas veya sadece paspas seçeneklerini seçebiliyoruz. Ortadaki kısımdan emiş gücünü seçebiliyorsunuz. En üstte sessiz modu var. İşte standart, orta ve güçlü olarak. Ben güçlüyü seçeceğim. En sağdaki şu an aktif olmayan kısımdansa paspas yaparken ne kadar su kullanacağını seçiyoruz Yani çok hafif bir su bıraktırabilirsiniz Ya da böyle ıslak ıslak yaptırabilirsiniz Tamamen size kalmış Şu an üzerinde paspas modülü takılı olmadığı için Bu seçil değil fakat birazdan deneyeceğiz onu da Onun dışında sağ alttaki kısımdan Sanal duvar oluşturma, belirli bir bölgeye Süpürme gibi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz Ve sağ üstteki 3 noktadan da Ekstra ayarlara ulaşabiliyorsunuz Buradaki çoğu ayar özel durumlar Haricinde işinize yaramayacaktır Fakat şu 3. sıradaki ayar Paspas yaparken cihazın S şeklinde mi yoksa Y şeklinde mi yapacağını seçmenizi sağlıyor. Eğer S hareketiyle yaptırırsanız cihaz daha az enerji harcıyor fakat Y hareketiyle yaptırdığınız zaman daha ciddi, daha güzel bir temizlik yapıyor. Bir de buradaki map list yani harita listesi benim ilgimi çekti. Şu an daha evin haritasını çıkartmadığı için burada bir harita gözükmüyor fakat bu cihaz 5 kata kadar olan evlerde kullanılabiliyor. Yani dubleks veya triplex bir eviniz varsa bütün katların haritasını kendi içinde saklayabiliyor. Bunu sevdim. Benim evim 2 katlı ve önceki kullandığım süpürgede ikinci kata çıktığımda tekrar haritalandırma yapmakla uğraşıyor. O yüzden bu işime yarayacak bir özellik. Şimdi uygulamayla ilgili daha fazla bahsetmem gereken bir şey yok. Artık testlere geçelim. Şimdi cihazı pek çok farklı koşulda test edeceğim tabii ki. İlk önce size bir test ortamını göstereyim. Şöyle iki tane halım var. İşte şurada koltuğum var altına girebileceği. Onun dışında burada takılabileceği bir sehpam var. Şurada dolabın altına girebilir. Şuralar vesaire. İşte böyle bir ortam. Üst katı da deneyeceğim tabii ki o çift haritalandırmayı falan. Size de gösterebilmek için cihazın üzerine bir tane kamera koydum. Bu belki sensörü birazcık engeller ama çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi temizliği başlatmak için üzerindeki düğmeyi kullanabilirim. Buna bastığımda direkt uygulamadan yaptığım ayarlarla başlayacak. Yani burada seçtiğim modla falan başlayacak ya da buradan start düğmesine basabilirim. İlk temizlik muhtemelen birazcık uzun sürecektir çünkü bir taraftan da haritalandırma yapması gerekiyor. Evet süpürge temizliği bitirdi. Yerine döndü. Şöyle haritayı gayet güzel bir şekilde çıkartmış. Temizlik 30 dakika sürmüş ve 31 metrekarelik bir alanı süpürmüş. Burası aslında 60 metrekare küsür ama atıyorum işte merdivenin olduğu alanı süpüremiyor. Orada dolap var. Her yerde dolaplar var falan. Onları çıkarttığımız zaman 31 metrekare kalıyormuş. Burada da o rakamı gösteriyor. Şimdi harita çıkmış haliyle tekrar başlatacağım. Bakalım kaç dakika sürecek. Haritalı temizlik de tamamlandı. Bu sefer 29 dakika sürmüş. Yani çok da bir fark olmadı arada. Sadece 1 dakika fark etti. Fakat şu anda temizliği çok daha bilinçli bir şekilde yapıyor. Yani haritalandırma aşamasında bir yerlere çarpıyordu mesela. Haritalı temizlik başlattığımda şimdiye kadar test ettiğim robot süpürgeler arasında gerçekten en bilinçli gezen robot süpürge bu oldu. Şöyle açıklamaya çalışayım. Mesela şuraya girdiğinde hiçbir yere girmeden böyle duvara sıfır bir şekilde ilerliyor. Bütün köşeleri alıyor. Ondan sonra da böyle ortada da gezerek orta kısmı alıyor. Yani üzerindeki lidar sensörleri gerçekten çok güzel bir şekilde kullanabiliyor alet. Bunu sevdim. Şarj istasyonuna geri dönüşünde mümkün olan en kısa yoldan yapıyor ve sessiz bir şekilde dönüyor. Bu ilgimi çekti. Kullandığım önceki süpürgeler şarj istasyonuna dönerken de bir miktar ses çıkarıyordu. Böyle sessiz modunda çalışıyormuş gibi ama ses vardı. Bu hem istasyona çok net bir şekilde dönüyor. Böyle olabilecek en kısa yoldan dümdüz ilerliyor. Hiç böyle bir etrafa bakayım falan derdi yok ve istasyona dönüş sırasında neredeyse hiç ses çıkartmıyor. Sadece tekerleklerin motorunun çalıştığını fark ediyorsunuz o kadar. Döndükten sonra buradaki toz torbasına tozu aktarma işlemi birazcık sesli. Yani sadece 6-7 saniye sürüyor o ses ama bayağı güçlü bir süpürge sesi çıkıyor buradan. Şimdiye kadarki kısımda cihazla ilgili görüşlerimin hepsi olumlu. Şimdi paspas testiyle devam edelim. Paspas fonksiyonu için şuradan tıpamızı açıp şuraya su dolduruyoruz. Şöyle bir sızdırma testi yapalım. Herhangi bir yerinden bir şey damlamıyor. Videonun başında bahsettiğim gibi şurada pompamız olduğu için sadece pompa kontrolüyle birlikte su salacak. Haznemizi buraya yerleştiriyoruz. Sonra da paspasımızı takıyoruz. Zaten her parçayı taktığınızda cihaz bunu anlıyor ve size sesli olarak bir uyarı veriyor. Sesler İngilizce, Türkçe seçeneği gelir mi bilmiyorum. Bence çok da bir önemi yok. Şimdi uygulamama geri döndüm. Buradan paspas seçeneğini seçiyorum. İkisini aynı anda yapsın istiyorsanız buradan süpürge artı paspası da seçebilirsiniz. Ben şimdilik sadece paspası test etmek istiyorum. Buradan su seviyesini en yüksek seviyeye getireceğim ki size suyu gösterebileyim. Normal şartlarda bir veya ikinci seviyede kullanmak daha mantıklı olabilir. Olabilir. Bu şekilde başlat diyorum. Paspas işleminde de önce köşeleri yapıyor ve aynı süpürgede olduğu gibi hiçbir yere çarpmıyor böyle dibine kadar geliyor, kendini neredeyse sıfırlıyor köşelere ve oradan devam ediyor. Size şu Y şeklindeki paspası daha net gösterebilmek için bu küçük alıyı burada bırakacağım, fakat şunu kaldıracağım. Şimdi bu Y şeklindeki paspası açıklamam gerekirse şöyle gördüğünüz gibi önce bir sağ gidiyor geri çekilip sonra sola doğru gidiyor ve burada bir Y şekli oluşturuyor. Bu sayede paspas yaparken aynı bölgeden birkaç kere geçmiş oluyor ve çok daha iyi bir paspas yapıyor. Tabi aynı yerden defalarca geçtiği için bu paspas süresini ciddi sürede uzatıyor. Yani evi baldök yala moduna geçireceğim derseniz bu Y modu gayet güzel. Ama çok daha hızlı bir temizliğe ihtiyacım var derseniz o zaman S modunu da kullanabilirsiniz. S modunda şöyle sadece dolanıp gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bu hareketleri yapmıyor ve şu an ekstra bir gözlem olarak paspas modunda bayağı sessiz olduğunu fark ettim. Yani şu an size ses ne kadar yansıyor bilmiyorum ama kesinlikle rahatsız edici bir boyutta ses çıkartmıyor. Bayağı sessiz bir şekilde işini hallediyor. Onun dışında yerdeki su seviyesini ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama Şöyle gözüküyor evet. Böyle 3. seviyede 30 saniyede falan kuruyan bir su seviyesinde su bırakıyor yere. Şu an içerisi 25 derece civarında. Onda ek olarak belirteyim yani 25 derecede şöyle hızlıca kuruyor yerler. Şimdi bunu bırakalım buraya bakalım. Kaç dakikada bitirecek? Paspasımız da şu anda bitti. Gördüğünüz gibi 48 dakika sürmüş fakat çok az şarj harcamış. Başlamadan önceki değeri net hatırlamıyorum ama sanki %54'tü. %54'ten %51'e düşmüş yani çok az şarj harcıyor. Uzun sürmesinin sebebini buradan haritadan da anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi aynı yerleri tekrar 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 geçtiği için çok daha iyi bir temizlik yapıyor fakat bu süre alıyor. Şimdi biraz daha abartılı testlere geçebiliriz. Şimdi test bölgesi olarak şuraya kullanacağım. Buraya halı niyetine şöyle bir paspas koydum. Bunun dokusu halıya baya yakın. Burayı birazcık kirleteceğim. Şöyle bayatlamış cipsim vardı biraz. Bunları dökeceğim buraya. Hem parke yüzeyi hem de halı yüzeyi test etmek için ikisini de kirletiyorum. Sonra biraz toz şeker, biraz karabiber ve biraz da nane ekleyeceğim. Şimdi uygulamadan bölgesel temizlik ve harita ayarlarını göstermek istiyorum bir de. Şuradan sağ alt kısma geliyoruz. Bölge düzenlemeden haritamızı birleştirebiliyoruz veya bölebiliyoruz. Mesela benim şuradaki merdiven altına giden kısmı ve tuvalete giden kısmı başka odalar olarak algılamış. Buradan merge butonuna basarak mesela şuradaki ikisini birleştirebilirim. Şu an burasını oda 1 burasını da oda 2 olarak görüyor. İkisini de birleştirebilirim ama gerek yok. Yani evi haritalandırdıktan sonra bazı bazı bölgeler farklı oda olarak gözüküyorsa böyle birleştirebilirsiniz. Sonra yine aynı yerden sanal duvar oluşturabiliyorsunuz. Süpürmesini istemediğiniz bir alan varsa buna böyle çizgi atabilirsiniz. Ya da buradan direkt şöyle kare bölgeler oluşturabilirsiniz. Burada bu kareyi bıraktığınız alana süpürgeç bir şekilde gitmeyecektir. Özellikle paspas yapmasını istemediğiniz yerler için bu kullanışlı bir özellik. Mesela böyle halılarınızı seçip oraya paspas yapma diyebilirsiniz. Point Vacuuming ise şu işe yarıyor. Mesela sadece burasını süpürmesini istiyorsanız buradan bunu bu şekilde işaretleyebiliyorsunuz. Şu an benim ihtiyacım olan ise şu en alttaki bölgesel temizlik ayarı. Şöyle yine buradan bir kare oluşturuyorsunuz. Ben şu bölgeyi kirlettiğim için burayı seçeceğim. Keşke şu harita izlerinin üstünde olsaymış. Daha rahat kontrol edilebilirmiş. Şu an görmesi birazcık zor bunu. Belki ileride yazılım güncellemesiyle düzeltirler. Alanımı işaretledikten sonra yine normal start düğmesine basıyorum. Şimdi süpürge direkt olarak bu bölgeye gelecek, başka hiçbir yere uğramadan ve bu bölgeyi süpürecek. Özellikle birazcık geniş bir alan seçtim ki etrafa dağılan parçaları da toparlasın. Bakalım, halı yüzeyde neredeyse hiçbir şey bırakmamış. Çok minik birkaç tane cips kalmış sadece. Parke yüzeyde hiçbir şey bırakmamış, burayı pırıl pırıl yapmış. Halı ile parkenin birleşiminde ise tam şu köşe noktalarda işte birazcık cipsler duruyor ama karabiberdir, şekerdir yani ince tozların hepsini çekmiş. Tam bu birleşim noktasında direkt yere temas edemediği için muhtemelen emiş gücü bunları buradan almaya yetmiyor. Ama genel robot süpürge performanslarıyla kıyaslayacak olursak fazlasıyla başarılı. Şimdi bir de bunu üst katta çalıştıracağım. Şu çift haritalandırma yani 5 kata kadar olan haritalandırma nasıl çalışıyor ona bakacağım. Müzik Evet üst katın haritalandırması da bitti. Üst katta çalıştırdığımda orasının yeni bir bölge olduğunu otomatik olarak algılıyor. Fakat haritaları kaydetme işlemini yine şu sağ üst köşedeki 3 noktaya gelip buradan map list üzerinden yapıyorsunuz. Ben burayı üst kat ve alt kat olarak adlandırdım. Yani iki haritam da şu anda cihaza kayıtlı. Üst katın haritasından normal bir evde nasıl bir haritaya sahip olacağınızı az çok anlayabilirsiniz. Bu evde alt katta sadece bir salon, Amerikan mutfak ve bir banyo olduğu için alt kattığın haritası böyle birazcık garip gözüküyor da. Üst kat dediğim gibi daha normal bir ev gibi. Evinizi haritalandırırken bütün kapıları açık bırakmanız yeterli. Robot süpürge bütün odalarda gezecektir. Alçak banyo eşiklerinden geçebiliyor bu arada fakat yüksek olanlardan geçemiyor. Benim bir banyoma girebildi, diğerine giremedi. Bunlar dışında son olarak otomatik programlamayı göstermek istiyorum. Yine bu üç noktaya tıklıyoruz. Burada Vacuuming Appointment kısmına geliyoruz. Bu menüde artıya bastığımızda en üstten hangi günler tekrarlanacağını seçebiliyorsunuz. Mesela her gün çalışmasını istiyorsanız bunların hepsini seçebilirsiniz. İkinci sıradan hangi saatte çalışacağını seçiyorsunuz. Mesela sabah 11'de çalışsın diyelim. Üçüncü sıradan sadece süpürge yapsın, süpürge artı paspas yapsın ya da sadece paspas yapsın seçenekleriniz var. Dördüncü sırada vakum gücünü seçiyorsunuz. Ve en alttan da hangi odaları süpürmesini istediğinizi seçiyorsunuz. Bütün evi de seçebilirsiniz. Sadece salonu yapsın diye de seçebilirsiniz mesela. Bu ayarı yaparak istediğiniz gün, istediğiniz saatlerde cihazın çalışmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz ikinci bir ayar ekleyip günde iki kere, üç kere çalışmasını bile sağlayabilirsiniz. Şimdi cihazı genel olarak değerlendirecek olursam öncelikle sevdiğim yönlerinden bahsedeyim. Üzerindeki lidar sensör fazlasıyla başarılı haritalandırmayı ve haritaya göre temizlik yapmayı çok güzel bir şekilde başarıyor. Emiş gücü başarılı başarılı zaten piyasadaki en yüksek emiş gücüne sahip cihazlardan bir tanesi bu. Paspas kısmına gelecek olursak ben kendi robot süpürgeme çok nadir olarak paspas yaptırıyorum. Çünkü bendeki damlatma sistemli yani içinde su kaldığında aşağı sürekli olarak su vermeye devam ediyor. Yani öyle parkeyi kabartacak kadar bir su olmuyor ama sürekli altında bir ıslaklık oluyor. O yüzden paspas işleminden sonra her seferinde buradan işte hazneyi söküp içindeki suyu boşaltmam gerekiyor. Bunu yapmaya üşendiğim için paspas fonksiyonunu kullanmamayı tercih ediyordum. Fakat bunu da işte pompa olduğu için cihazın paspasında kalan su haricinde yere su vermeye devam etmiyor. Bu çok sevdiğim bir özellik oldu ama yine de paspas işlemi bittikten sonra süpürge size sesli olarak su tankını boşaltın paspas kısmını çıkarın diye uyarı veriyor. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle bunda da suyu içinde bırakmak iyi bir şey değil. Toz haznesini otomatik olarak boşaltma işlemini gayet güzel ve güçlü bir şekilde yapıyor. Haznenin içinde hiç toz bırakmıyor. Yine de haznenin içindeki toz filtrelerini arada bir temizlemeniz gerektiğini unutmayın. Şuraya açtığınızda burada temizlik için bir fırça bulunuyor. Bu fırçayla şöyle üstündeki yapışan tozları attırmanız gerekiyor. Toz torbasını buradan almak ve atmak gayet kolay. Hatta şöyle bunu yukarı çekerken ucundaki delik otomatik olarak kapanıyor. Bu sayede etrafa hiçbir şekilde toz bulaştırmamış oluyorsunuz. Cihazın çıkarttığı ses seviyesini de beğendim. Hem sessiz modunda hem de maksimum gücünde şimdiye kadar kullandığım robot süpürgeler arasında en sessizi. En yüksek emiş gücünde bile şimdiye kadar kullandığım robot süpürgelerin çıkarttığı maksimum ses seviyesinden daha az bir ses çıkartıyor. Tabi yine bu cihazları sessiz cihazlar olarak düşünmeyin. Sessiz modda bile hafif de olsa bir ses çıkarıyorlar. Şimdi eleştiri kısmına geçmeden önce şunu belirtelim belirtmek istiyorum. Cihazda bariz olarak gördüğüm hiçbir dezavantaj yok. Yani zaten sadece iki tane şey söyleyeceğim. Onlar da göreceli olarak kötü sayılabilecek şeyler. Yoksa şimdiye kadar kullandığım robot süpürgeler arasında gerçekten en iyisi. İlk eleştirim normal robot süpürgelerden azıcık daha yüksek olması. Hatta hemen bir boyunu ölçelim. Tam 10 santimlik bir yüksekliği var. Yani evinizdeki mobilyaların 102 mm civarı bir yüksekliğe sahip olması lazım. İkinci bahsedeceğim şey yine göreceli dediğim gibi şu bölüm bayağı yüksek. Dolayısıyla ile bunu herhangi bir şeyin altına saklama şansınız yok. Buna bir alan ayırmak zorundasınız. Toz torbasız robot süpürgelerin şarj istasyonu genelde cihazdan daha alçak oluyor veya aynı boyutta oluyor. Dolayısıyla koltuğun altına, dolabın altına vesaire bir yerlere koyabiliyorsunuz etrafta gözükmemiş oluyor. Bunda öyle bir şansınız yok. Ama bunun karşılığında da çok daha rahat, tozsuz bir kullanım elde ediyorsunuz. İşte hazneyi boşaltacağım diye falan uğraşmıyorsunuz. Normal şartlarda süpürgeyi düzenli olarak kullanıyorsanız günde bir, iki günde bir işte evinizin boyutuna göre hazneyi boşaltmanız gerekir. Burada o işlemler otomatik oluyor ve hiçbir şekilde tozla muhatap olmuyorsunuz. Videonun başında da söylediğim gibi astımınız varsa, toz alerjiniz varsa işte ne bileyim nefes darlığınız vesaire varsa bu tozla hiç muhatap olmadığınız sistem fazlasıyla güzel. Son olarak bir de şu öneride bulunmak istiyorum. Eğer mobilyalarınızla uyumlu olsun, siyah olsun diye bir derdiniz yoksa beyaz rengi tercih etmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü siyah rengi birazcık parmak izi belli ediyor. Onun dışında bu cihazların en büyük şanssızlığı kendi üstlerini süpüremiyor oluşları. Yani robot süpürgelerin Üstler zaman tozlu olur ve siyah renk tozu baya belli ediyor. Yani beyazın da üstü tozlanacak ve tabii ki belli olacak ama burada biraz daha belli oluyor dediğim gibi. Ürün ilginizi çektiyse açıklama bölümünde linkini bulabilir ve güncel öğrenebilirsiniz. Viomi'ye bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni inceleme videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.